Arkadaşlar üçgenlerde soru çözümüne Roz hocamızla devam ediyoruz. Hocam merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, siz? Teşekkür ederim, ben deyim. Sınavlar yavaş yavaş yaklaşıyor, öğrencilerden evet. Talepler geliyor. Hocam tamam, konu anlatımlarında sıkıntı yok ama hani soru çözümlerinde ne yapacağız, kısa yolları var mı bunların? Bu tarz sorular gelmeye başladı. Biz de yavaş yavaş soru çekimlerine başladık. Şimdi üçgenler genel itibariyle 10 tane soru aldık arkadaşlar. Bu soruları tek tek sınavdaymışız gibi düşüneceğiz hocam. Ha. Ne yapmamız gerekiyor? Genelde üçgen sorularında öğrencilerimiz şunu yapıyor. Hocam direkt şekle adapte oluyorlar. Yazıyı pas geçiyorlar. Ama ne yapmamız genelde gerekiyor? Yapılan. Hızlı bir şekilde okuyun arkadaşlar. Çünkü bazı yerlerde size veriliyor neyin ne olduğunu. Şimdi bakalım hocam. Benim lisedeyken hocam cümlem çok çok müthiş bir cümle. Evet, hocam karesi oldu hocam. Verilen hiçbir bilgi boşa verilmezlerdi. O yüzden muhakkak o bilgiyi bir yerde kullanman gerekiyordu. Gerekiyordur. O yüzden bak demişti. Alışkanlık olduğu için arkadaşlar şekil üzerinde direkt zaten bilgiler veriliyor. Ama bazen açık lise bilgileri yazı içinde de verebiliyor. Yani ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Ne demek istediğimiz daha rahat anlaşılacak. Şimdi diyor ki bir ABC üçgeni. Dikkat ettik mi hocam burada ne var? Diklik. Diklik var. Dik bir üçgen. BAC açısı x artı 10. BCA açısı ise 2x artı 35. AB BC'ye diktir. Arkadaşlar bu dik işareti. Bunu unutmayalım. Diklik var burada. Dik işareti. Olduğuna göre x kaç derecedir? Hocam burada iki tane nokta var. Bazen açık size direkt x'i soruyor. Bazen ise açıyı da sorabiliyor. Ona dikkat edelim. Şimdi çözünce yani anlayacaksınız. Yani şey diyorlar değil mi? A açısı. A açısı kaç derecedir? Ama öğrenci sınavda olduğu için x'i bulduğu için şıklara x'i de verebiliyor. Ya o zaman cevap x'dir şeklinde de düşünebiliyor. O yüzden ona dikkat edelim. Teyit edeceğiz. Hemen bakalım. Hocam en önemli özellik neydi üçgenin? Açılar denince. İç açıların toplamı 180 derece olacak. Peki arkadaşlar iç açılar. Çalışıyorum arkadaşlar, çalışıyorum. Evet, çok iyi çalışıyorsunuz hocam. X artı 10, 2x artı 35 ve 90 var. Yazalım bunları tek tek. 90 artı x artı 10 artı 2x artı 35 giderek büyütüyorum. 180 derece olduğuna göre. Şimdi hocam sayılarla sayıları bir toplayalım. 90, 100, 135. 135 artı kaç x var burada? Toplamda 2x, x daha. 3. 3x yine sizin sevdiğiniz rakam. 180'e eşit. Karşıya atarsam 3x'den 180'den çıkartıyorum. 135'i 3x eşittir 45 kalıyor. Evet. Buradan arkadaşlar x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e böldüğümde 45 bölü 3 15 dereceymiş. Neymiş? X'imiz 15 derece. Doğru cevabımız Denizli. Ama bana BAC açısı kaç demiş olsaydı 15 artı 10 25 ya da burayı da sorabilirdi. 2 tane olmuş 30 65 derece diyecektik. Yani teyit ediyoruz ama. Aynen o şekilde. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzda Roz hocam dikkat edelim mi? Yine kaç derecedir? Arkadaşlar derece denilince aklınıza tek bir şey gelsin. Üçgende açılar 180 derece. Toplamı 180. Yapmanız gereken toplamı. İç açılar toplamı 180, dış açılar 360. Ve bütün çokgenlerde böyledir. Yapmanız gereken tüm gördüğünüz üçgenlerde tek tek verileri yazmak. Şimdi bakalım. ABD iki üçgen verilmiş. ABD 60 derece. FEA 40 derece. BDP 20 derece. Hemen bakalım. BDF açımız 20 derece. Tekrar söylüyorum. Bazen bunları vermez. Biz yerleştirmek zorunda kalırız soruda. BAC açısı kaçtır? BAC. Hocam bize burayı soruyor. Kaç derecedir? Şimdi bakalım. Arkadaşlar 40 dereceyi gördük burada. Hocam iç ters açılar var burada. Daha doğrusu ters açılar. İç ters demeyelim, ters açılar. 40 derece ise burası da 40 derece. Doğru mu? Doğru. Hemen 40-20 daha ne yaptı? 60. Şuradaki üçgenin iç açıları toplamı 180. 60'ın alırsak buraya ne kalır? 120. 120. Şimdi benim bu açıyı bulabilmem için bu elimde var. Bunu bulmam lazım. Bu açıyı bulduktan sonra bunu bulabilirim. Peki şuraya dikkat edersek doğru bir açı doğru mu? Evet. Doğru bir açı doğru mu? Doğru. 180 derece olduğuna göre doğru açılar. Yine 180'den 120'yi çıkartıyorum. 60 derece kalıyor. Yani şurayı bulmak için evet. Ne yaptım? 180'e tamamladım ben. Tamamladım doğru açı. Doğru açı ama olduğu için. Ama bazen bunu şöyle de yapabiliriz arkadaşlar ki tavsiyem odur. Hani ben tek tek buldum.
Hocam bir kural var. Üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer açının dışına eşittir. Çok güzel yani, bir bilgi. Yani 40, 20 daha ne yaptı? 60. Kendisine komşu olmayan açılar bunlar. Yani daha doğrusu komşu olmayan demeyelim, diğer açının dışına eşittir. 40, 20 daha 60. Diğer açının dışı şu kısım oluyor hocam. O zaman direkt buraya 60'ı da yazabilirdik. O halde 60 burası oldu, 60 bu açı oldu. Toplam kaç? 180 olacak toplam. 180. O zaman diyorum ki 60-60, 120 dereceyi çıkardığımda diğer açımız da 60. Ki zaten bir üçgende iki açı 60 ise bu bir eşkenar üçgendir hocam. Burada da böyle bir bilgi verelim. Doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği. Hemen bir sonraki bakalım. Bu da açı. Demek ki açık sitede ortalama iki tane açı sorusu geliyor hocam. Biz bunu üçgenlerde dağıttık. Şimdi buraya dikkat edelim. AB ile AD birbirine eşit. Hocam bunları yazmak zorundayız. Çünkü burada bir ikizkenar üçgen var. AB neresi? Bu uzunluk. AD neresi? Bu uzunluk. İkizkenar üçgen. O halde şunu diyeceğiz. İkizkenar üçgende taban açılar ne olmak zorunda? Eşit. Eşit. Tepe açımız 80. Ben biliyorum ki 180 derece. 80 dereceyi çıkardığımda 100 derecelik bir açı kalır. Ve bu kaç açı? 2 tane. 2. O halde şunu diyebilir miyiz? 2 açının toplamı 100 ve bu açılar eşitse her birine 50'şer derece düşer. O halde hemen yapıştırıyorum 50 dereceyi. Buraya da gönderiyorum 50 dereceyi. Şöyle de yapabilirler değil mi hocam? Bunu mesela A dediklerinde bu da A olacak. A artı A 2A artı 80, iç açılar toplamı 180. 2A eşittir evet, 100 bu... A 50. Denklem çözümü şeklinde de yazabilirler. Süpersiniz hocam. Yapabiliyorsunuz ama açık sitede öğrencisinden ziyade tüm öğrencilerimiz zaten hani hep hızlı işlem yapmak istiyor ya. O yüzden hızlı hızlı yaptık. Şimdi şuna dikkat edelim. CAD açısı kaç derecedir? CAD. Şuraya hemen ben bir x'imi yazıyorum hocam. Hatırlarsanız bir önceki soruda şunu demiştik. İki açının toplamı üçüncü açının dışına eşittir. Yani x ile 30'u komşu olmayan açının dışına eşittir. X ile 30'un toplamı komşu olmayan açının kendisine dışına eşittir. O da 50 derece. X ile artı 30 kaç dereceymiş hocam? 50. 50. X'e ne yazarsam ben 50 olur. 20. Hemen 30'u da karşıya atabiliriz. Böylelikle x açımız 20 derece olmuş oldu. Gördük mü hocam? B seçeneği. Hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet. Arkadaşlar açık lisede bu da önemli hocam. Çok çok önemli. Neden önemli? Çünkü her sene bununla ilgili bir tane soru gelir. AB uzunluğu 7. BC uzunluğu 5 cm olduğuna göre AC'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bunu arkadaşlar dersimizde anlatmıştık. İki kenar belliyken üçüncü kenarı bulmanın yolu şu. Hatırlarsanız şu örneği vermiştik. Şirket örneğini kullanmıştık. İkisinin toplamından bu AC kenarı kesinlikle ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. O zaman AC'yi yazıyorum hocam. Diyorum ki AC kenarı bu ikisinin toplamından küçük olacak. Bu şarttır. Toplayalım hocam. Kaç yaptı? 7 artı 5. 12. 12. Süpersiniz hocam. Teşekkür ederim. 3'ten başka rakam da biliyorum. Hemen bakalım. Peki ikinci kural bana diyor ki bunların farkından da büyük olacak. Ama kitaplarda farkını şu şekilde alır hocam. Mutlak alır. Çünkü negatif çıkmasın diye. Ben sadece şunu diyeceğim. Çıkartıyorum bunları birbirinden. Ne olacak hocam? 2. 2. Ve hemen şunu diyorum. Benim AC kenarım. Burası önemli. Toplamlarından küçük, farklarından büyük olacağına göre AC'nin içerisine yazabileceğimiz sayılar 12 ile 2 arasında olacak. O halde 12 ile 2 arasında ama nasıl sayılar? Tam. Tam sayılar. 11, 10, 9 gidiyorum. Kaça kadar hocam? 4, 3. 2'yi almıyorum. Şimdi tam sayı demeseydi benim cevabım şu olacaktı. AC 2 ile 12 arasında olacaktı. Ama bize sorulan en büyük değeri nedir dediğimiz zaman 11. Peki hocam en küçüğü sorsaydı? 3. 3'ü kullandık. Arkadaşlar evet hocamız için bir tane daha 3 yaptık. Unutmayalım. Kesinlikle geliyor. Buna dikkat edelim. Tamam. Evet geldik yine güzel bir soruya. ABC 90, 50 derece, 30 derece, 80 derece olduğuna göre en uzun kenar aşağıdakilerden hangisidir?
Hocam, şimdi şöyle bir kuralımız var bizim. Açıyı bir göze benzetelim. Sizin çiziminiz iyidir. Göz. Bir tane şuraya bir göz yapın. Ufak bakalım. Bir göz. Ha, ufak bir göz yapalım. Evet. Şimdi hocam şöyle eşitlik bir şey falan da yapalım. Hocam, onu da yapalım. Birazcık estetik dursun. Evet. Şimdi evet. Siz arkadaşlar çok göze benzemedi ama neyse. Göze hani, geldik hocam göze geldik. Şu an. Şimdi şunu diyelim. Buzlara geldik. Roz hocam şuna dikkat buyurun. Edin. Gözünüzü kapattığınız zaman karşınızdaki mesafe kısalır mı azalır mı? Kısalır mı? Kısalıyor. Yani kısalır derken görüş mesafeniz düşüyor. Doğru evet, mu? Evet doğru. Bakayım. Şimdi her gözün karşısındaki kenar o göze ait kenar diyoruz. Bundan bahsetmiştik üçgenlerde. Yani burası BAC açısıyken şu kenara biz A kenarı diyebiliriz. Daha doğrusu bunu üçgenlerde gösterelim arkadaşlar. Şöyle daha rahat olur. Çünkü burada iki tane üçgen olduğu için farklı olabilir. A açısı şu gözün karşısında gördüğü kenara biz A kenarı diyoruz. Bu göz mü şimdi? Allah yani aşkına benim... bunu beğenmiyorsunuz. Bunu evet. Mu yaptınız? Yani, hocam evet benim çizim zaten kötü. Resmin yazım... bitti ama yani, arkadaşlar. Yazım an. Zaten kötü hocam. Yani söyleyecek ben hiçbir şey yok. Ben resim öğretmeninize sesleniyorum. Benim resim öğretmenim herhalde ilk öğretim ve ortaokulda vardı. Lisede resim dersi almadım. O yüzden kötü zaten. Şimdi gelelim. Şimdi A gözü A kenarını gördüğüne göre göz kısalırsa yani daha doğrusu kapanırsa kenar uzunluğu azalır. Bundan dolayı şunu diyoruz. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Mantık bu arkadaşlar. O halde ben şuraya X, Y, Z, K, L kenarları desem bunlara. Şu üçgende en büyük kenar hangisi? Açılarımızı da bulalım hocam. 90, 40. 90, 40 ne güzel değil mi? 90, 50, 140. Buraya 40 derece. 80, 30 derece, 110. 70 derece. Çünkü üçgenin iç açıları toplam 180 olacak. Bana şu üçgende en büyük kenarı ya da kenarı sıralayın dediğinde... Buyurun ne dedim ben? Çünkü ama neden? Bu üçgende. Ha, bu üçgende mi? Evet, bu üçgende sadece. Ha, bu üçgende 90'ın karşısındaki harf olan Y dedim. Y en büyüktür. Sonra X, sonra ha bu üçgende yine bakıyoruz. Evet. Z. Tamam. Peki sıra bu üçgene geldi. Bu üçgene bakalım. En büyük kenar L. 80 var, 70 var, 30 derece var. 80 gözünün karşısındaki L kenarı. Sonra Y. Sonra K. K. Şimdi şunu diyelim hocam. Şu an kıt diyorlar ya. Öğrencilerimiz burada ne yapıyor biliyor musun? Biz bu cümleyi kullanıyoruz. En büyük açının karşısında en büyük kenar bunlar. Ha hocam o zaman 90'ın karşısında. Evet bu üçgende Y en büyük. Peki burada dikkat edin arkadaşlar. Y büyük. Peki Y'den daha büyük bir şey var mı bir sonrakinde? Var. O yüzden L Y'den de büyüktür. Farklı iki sıralama olduğu için burada Y büyükken bir alttaki sıralamada Y biraz daha küçülüyor. O zaman o yüzden şu... en uzun kenarımız L kenarı. Yani ailece. O zaman şöyle mi diyoruz hocam? Buyurun hocam. İki açı aynı kenara bakıyorsa eğer oraya biraz bir dikkat etmek gerekiyor aynen sanırım. Öyle. Burada buna dikkat edeceğiz. Peki L hangisi? CD kenarı. Cevabımız Denizli. Lakin şimdi bunu karıştırabilirsiniz. Birden fazla da üçgen verebilir. Hemen şöyle diyoruz hocam. Kısa yol diyelim şuraya. Kısa yol. Hemen şunu diyorum. Her üçgende benden en uzunu ya da en kısayı da isteyebilir. En uzunu istiyorsa en uzun kenara doğru bir ok çiziyorum hocam. 90, 40, 50. Burada en uzun hangisi? Bu. Diğer üçgende de aynı şekilde. En uzun kenara doğru bir ok çiziyorum. 30, 70, 80. Hangisi? Bu. Hocam okun başlangıcı burayken çıkış noktası neresi? Ora. L. O yüzden en büyük kenarımız burası oluyor. Ha, çıkış noktası çıkış noktası cevabımız oluyor. Dış kenar. Aynen. Ama şunu da isteyebilir benden. Buna da dikkat edelim. Bazen sorularda en küçüğü de istese yine aynı yöntemi kullanacaksınız. En küçüğe ok çiziyorsunuz çıkış noktası. A'dan B'den geldi. Hop bakın N'den çıktı. CD kenarı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet şimdi Roz hocamızın bölümü geldi. Ben burada ayrılıyorum arkadaşlar. Buyurun hocam en sevdiğiniz bölüm. En sevdiğimden. Arkadaşlar YouTube üzerinden bizleri takip etmeyi sakın ama sakın ihmal etmeyin. Ben de göstereyim hocam arkadaşlar. Aynen. YouTube. Instagram, Facebook, Twitter ve Google Plus üzerinden Açık Lise TV'yi takip edebilirsiniz. Sorunuz olursa bizlere hocamıza gönderin. Evet bana gönderin. Gönderin cevaplarız arkadaşlar. Hocam bazen öyle sorular geliyor ki biz cevap veremiyoruz. Bir rehberlik olarak sizin daha iyi cevap verdiğinizi düşünüyorum.
Bazen öğrenciler bendeki yorumları görüyor ama arkadaşlar bu benim yorumlarım değil. Hocamdan alıyorum, size gönderiyorum. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.